Lefke Avrupa Üniversitesi televizyonundan herkese iyi günler. Bugün sizlere yine Lefke'den sesleniyoruz. Konuklarımız Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği Başkanı Sayın Türkay Fotalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Basın ve Halklar İlişkileri Sorumlusu Atilla Karaderi. Hoş bulduk. Bugün ben de bu derneğin üyesiyim. Hep birlikte biz bize bu yıl 9.sü gerçekleştirilecek olan Orkide Vadisi yürüyüşünü, Lefke'yi, Gemi Konağı'nı ve Lefke ilçesinin sorunlarını ve güzelliklerini konuşacağız. Ama öncelikle dernek başkanımız Türkiye Fotal'dan Denizli ve Gemi Konağı Kalkındırma Derneği'ni 2007'de kurdular. Bu derneğin kurulma amacı neydi ve nereden nereye geldi? Bunu bir dinlemek istiyoruz. Buyurun başkan. Evet, teşekkür ederim. Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği'nin esas kuruluş amacı bölgedeki sorunların bir yere aktarılmasında bölge halkının zorluk çekmesinden dolayıydı. O devrelerde Denizli'deki CMC evleriyle alakalı olarak insanlarımızdan, halkımızdan zorla kira talep etmeye başladılardı. Bu CMC evleri madenci çocuklarına ve onlardan aktarılanlara kalan CMC tarafından kalan ve yazıları da olan bu CMC gelinceye kadar bedava oturmak içindi. Bunun üzerine tabii o dönemlerde ki mevcut hükümet CMC evlerinden kira talep edince bir platform oluşturuldu. Bir seçim inan o zaman beni CMC Evleri Eylem Komitesi Başkanı olarak seçtiler. Bunun üzerinde giderken ben artık bu olayların dernekleşme yoluyla daha da ileriye taşıyabilmemizi ve sesimizi daha fazla duyurmamızı ve diğer olaylarda da nitekim bir derneğimiz birçok etkinlikte kendini göstermiştir. Gerek Cengiz Topel Hastanesi'nde gerek kapıdan açılması. Yeşil Irmak Kapısı'nın, Pirgo Kapısı'nın açılmasında, Apnıç ve Galabonayot Kapısı'nın açılmasında ve bunun gibi birçok bölgemizi ilgilendiren, Lefke bölgesini, Denizli, Gemi Konağı'nı bilhassa ilgilendiren konularda, gerek maden konularında her zaman en önde yürümüştür. Esas amacımız yani bölgemizdeki insanımızın istemlerini gerek devlet katında gerekse belediye katında sorunlarımızı iletebilmek ve haklı olduğumuz konularda hakkımızı savunabilmek içindir. Bizi izleyenler tam bilmeyebilir. Denizli tam hangi bölge oluyor? Gemi Konağı tam hangi bölge Ha, oluyor? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Gemi Konağı'nı herkes biliyor da Denizli'yi genelde pek dıştan olan misafirler için Denizli bilinmeyebilir. şimdi bölgede baktığınızda Ksero ve Karavostasi vardı daha önce. Ksero bölgesi CMC'lerin olduğu yer. CMC evlerinin bölgesinden tutup da ta şimdiki diyelim ki üniversite yoluna giden yolun çevresinden Gemi Konağı muhtarının yolundan ta aşağıya gelinceye kadar denize kadar olan yola kadar Denizli Mahallesi ve bölgesi. mahallesi sayılıyor. İkisi oraydı eskiden. Ha, eskiden İksoro adıyla söylenirdi. Şimdi ondan ötesi de sol tarafı yukarı Lefke'ye giderken Denizli, sağ tarafı Gemi Konağı olarak bilinir. Onun için biz de derneğimizi bir bütün olan Denizli Gemi Konağı olarak koyduk ve Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği olarak lanse edilmiştir. Evet, bu bilgiler için teşekkürler başkanımız. Atilla Hocam, sizlerle uzun yıllardır tanışıyoruz. Hem fotoğraf sevdalısı bir isimsiniz. Fotoğraf denince ilk akla gelen isimlerdensiniz bölgede.
Orkide Vadisi yürüyüşü bu sene 3 Mart'ta yapılacak. 9 sene önce bu fikir nasıl oluşmuştu ve nereden nereye geldik? Bunu bir açıklar mısınız izleyenlerimize lütfen? Evet. 2011'de başladı bu serüven. Yani 9 sene, 9.sü oluyor yaklaşık. Edis hocamız var, Edis Tuncel. Edis Tuncel'le biz, ben yürümeyi seven biriyim. Doğada yürümeyi, doğayı izlemeyi, doğayı yakından tanımayı seven biriyim. Yürüyüşler yapıyorum, koşmayı da severim. Dolayısıyla Edis hocamız da hem yürüyor hem koşuyordu. Ben farklı parkurlarda yürüyor koşuyordum. O farklı parkurlarda zaman zaman buluşuyorduk. 10 sene önce. Daha sonra bana önerdi. Yani kendisinin gittiği taraf, Bağlıköy'e taraf çıkılan yol vardı. Ben onu hiçbir zaman kullanmamıştım. Birkaç kere yürüdükten sonra, tabii bu arada da orkidelerle tanışma da girdi araya. Yani sağ olsun Sami hocamızı da anmak gerekiyor bu konularda. Fotoğraf merakımız da gelişmişti. Hem fotoğraf çekmek, hem orkideleri daha yakından tanımak, bitkileri, yaban bitkilerini, bizim yerel yaban bitkilerini yakından tanımak, fotoğraflamak gayesiyle. Dolayısıyla daha yavaş fotoğraflayarak Ediz Hoca'nın yürümüş olduğu, koşmuş olduğu parkuru gezdiğimiz zaman farklı şeylerle karşılaştık. Özellikle orkidelerde, orkide yönünden son derece zengin olduğunu gördük. Ve dedik ki yani niye yani hep biz görelim? Hem özelde bölgemize bir katkı olacak diye düşündük. İsimlendirdik de böyle. Yani kendi aramızda bir isimlendirme de yaptık. Dedik ya burası Orkide Vadisi olabilir falan filan diyerekten girdik. Ve ilkini 2011 yılında bu gayle ile zaten dernekleşmede az önce başkanın anlattığı gibi CMSEV'lerinden yola çıkılan birliktelik dernekleşmeye. Dernekleşmeden de tabii ki tüzük gereği bir takım görevleri vardır derneğin bu konuda. Bunların arasına şeyi de koyduk. Dedik ya yürüyüşü de gerçekleştirelim. Yani yürüyüş yapalım. 2011'de böyle bir yürüyüşün ilkini gerçekleştirdik. İsimlendirme de o şekilde oldu. İnatla da yürüdük. Yani bir çeşit gelenekselleşti olay. Önceleri geçen gün bir TV programında daha söyledim. Yani belki ilk 1 veya 2'de 30, 40, 50 kişiyle yürürken bugün 10 kat büyüdü yürüyüş. 10 kat büyüdü. Yani abartı yoktur bu söylediklerimde. hatta daha az duyuru yapma gaylesi içerisinde olmamıza rağmen eskiden daha çok çaba sarf ederdik. İnsanımız görüyorum ki yürüyüşü, doğayı benim seviyor. Ve bizim yürüyüşümüzü de bu konuda desteklediklerini gördük. Bunu da anlıyoruz. Yani verdiğimiz sertifikalardan, yaptığımız izaz ikramlardan, sarfiyatına giderinden anlıyoruz ki birazcık notlar tutuyoruz bu konularda, kayıt tutuyoruz. Bayağı kalabalıklaştık, insanımız sevdi. Bu yılda artık 9.sunu gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda da anlatacağız yani biraz sonra programın ilerleyen saatlerinde de programın içeriği hakkında bilgi vereceğiz. Evet, bence de bir ülkemizdeki en büyük eksiklik başlayan bir etkinliğin sürdürülebilir olmayışı konusudur. Denizli Gemi Konağı Derneği bunu kırdı. 9 yıldır hiç ara vermeden her zaman Mart'ın ilk haftası, belki birkaç sefer de Şubat'ın son pazarı. Bu etkinlikte bir pazar yaptık bir onu. Pazar sadece bir pazar yaptık. Düzenlendi ve Sayın Başkan 30-40 kişiyle başlayan, evet. 9-10 sene önce başlayan bu yürüyüşler günümüzde Atilla hocamızın da belirttiği gibi 300'lerin üzerine çıktı. Siz nasıl görüyorsunuz bu doğaya karşı olan ilgiyi, özellikle bu batı bölgesine Mart'ın ilk pazarı 300-400 tane insanın doğa yürüyüşü yapmak için gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Atilla hocamın da söylediği gibi 30-40 kişiyle başladığımız ilk yürüyüş şimdi kendiliğinden ilgi doğdu, bölgede farkındalık yarattık. Eskiden orkidenin ne olduğunu bölgeli bilmezken şimdi bir nebze de doğaya da faydalı olmaya çalıştık. Halkımız orkideyi tanımaya başladı ve orkidenin bölgede çok değerli bir bitki olduğunu, bu yörenin ve değerli bir vadisi ve bu biz bu şeyi
Orkide Vadisi ismini gene derneğimiz koydu o vadiye. Bu da bir güzel bir çok olaydır. Güzel. Tabii o vadinin ismini derneğimizin koyması. Şimdi insanlar gittiğimizde bilirler ki bu orkideler kesilmeyecek, yalnız görülecek, fotoğraflaştırılacak. Bunun da gayreti içerisindedir. Atilla hocamız hemen hemen her hafta bu Orkide Vadisi'nde gezinti yapıp buraları kontrol ediyor. Orkidelerin büyüyüp büyümediğiyle alakalı bize devamlı bilgi veriyor. Yalnız burada bir de Turizm Bakanlığı'na bir sitemim olacaktır. Bütün bu yıl boyunca yapılan bu etkinliklerin belki de en büyüklerinden bir tanesi olan bu yürüyüş Kıbrıs KKTC'de kitapçığına alınmamıştır. Bundan dolayı da yani sitemimizi belirtmek isterim. Yürüyüşe hangi kurumlar destek veriyor? Yürüyüşümüze başta şu anda stüdyosunda bulunduğumuz Sayın Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Mehmet Ali Yükselen Profesör Doktor, onun sayesinde üniversiteden her istediğimiz katkıyı alabiliyoruz. Belediyeden de katkı alıyoruz. Zaman zaman Lefke Kooperatifinden de alıyoruz. Bölgedeki esnaflardan da katkı koyanlar tabii bulunuyor. En fazla desteği ve katkıyı veren bölgemizin güzide kuruluşu olan Lefke Avrupa Üniversitesi'dir. Ona da buradan teşekkürlerimi bildirmek isterim. Evet. Biraz sonra gene diğer şeylerde. Evet. Atilla Hocam, 3 Mart Pazar günü Orkide Vadisi yürüyüşüne katılacak olanları neler bekliyor? Şimdi biz bu yürüyüşü gelenekselleştirdik ve tabii ki her yürüyüş yapılacağında bir öncekinden daha yeni ne yapabiliriz gibi daima düşüncelerimiz olmuştur. Evet. Mesela gelenekselleştirelim dediğimiz çocuklarımızı da katalım. Yani şimdi yürüyüşün içerisinde tabii ki aileler çocuklarıyla beraber geliyorlar. Orada bir sıkıntı yoktu da. Bölge ilkokullarıyla da mesela geçmişte bir organizasyon yaptık. Yani esas büyük yürüyüşten önce çocuklarla bölgede tanıtım yaptık. Daha sonra bu çocuklarla bunu resimleştirdik. Sonra esas büyük yürüyüş günü, ki hemen ertesi gün olmuştu, çocukların üretmiş oldukları resimleri de sergilemiştik. Yani bir değişiklikti bu bizim için. Geçen yılda gene buna benzer bir yenilik yaptık. Ne yaptık? Yine bir sergi yaptık. Yani son 8 yılda yapmış olduğumuz çalışmaların ya da yürüyüşün nereden gelip nereye gittiğini, nasıl bir boyut kazandığını yine bir sergiyle anlatmaya çalışmıştık geçen yılda. Bu yıl pek bir şey koymadık üstüne, yani onu söyleyeyim. Ama tabii şeyimiz de devam edecek yani. Standardımız neyse o standardımızı burada yapacağız ama yürüyüşün içerisine pek bir yenilik katmadık. Standart neyse o standardı gerçekleştireceğiz. Ondan da bahsetmek gerekirse sabah saat 9 toplanmadır. 9-10 arası toplanmadır. Nerede? Lefke Avrupa Üniversitesi'nin önünde toplanıyoruz. Bu arada 9-10 arası bizim bir etkinliğimiz olur. Ufak konuşmalarımız olur. Parkurun tanıtımı olur. Gelen insanlar toplanırken de bir şeyler anlatabiliriz. Bir de daha sonra programın bir parçası olarak konuşmalar yapıldıktan sonra, halk dansları oynandıktan sonra da parkur hakkında yine gelen yürüyüşçülere, sporculara, ailelere bilgi aktarıyoruz.
Ve yürüyüşe o şekilde başlarız. Yürüyüşümüz her zaman saat 10'dur. Hiçbir zaman şaşmamıştım. Bundan söyleyelim. Mesela 2 dakika gecikenler arkamızdan koşarak gelirler. Yani bunu da disiplin olarak söylemiş olayım. Gecikenlerden her zaman bunu gördük. Ben bir şey daha dokunayım. Çünkü bazen zaman serzenişler oluyor bu konuda. Yani esasında bizim yürüyüşlerden geri dönükler geldiğinde herkes mutludur. Ben onu görüyorum yani. Doğru. Çünkü yaptığımız ikramlar, gösterdiğimiz ilgi, ortamın renklendirilmesi, havanın bize sağlamış olduğu ortam, doğanın en güzel zamanıdır zaten Mart'ın ilk haftası. Yani her taraf yeşil çiçeklerle falan bezenmiş. Yani herkes bu işte mutlu kalıyor. Zaman zaman şunu duyuyorum ben yani ama tam orkideleri göremedik gibi serzenişler vardı. Biz ne kadar görev bölümü yapmışsak da arkadaşlarımızla beraber işte sen önde ol, ben ortada olacağım, şurada yapalım falan filan ama aşırı kalabalık olmamızdan dolayı, yığılmalardan dolayı herkese ulaşmak mümkün değil. Yani ben bunu buradan seslendirmek isterim. Evet. Dolayısıyla zaman zaman bizim yakınlarımızda olan, yani bizimle beraber yakın yerlerde yürüyenler orkidelerle tanışıyorlar, fotoğraflıyorlar, görünüyor. Ama zaman zaman kendi arkadaşlarıyla sohbet halinde olanlar ve kendi keyfi yürüyüşü içerisinde olanlar orkidelerle çok da buluşamıyorlar, göremiyorlar ve birazcık serzeniş oluyor bu konuda. Yani yürüdük ama çok güzel oldu ama orkideleri göremedik gibi serzenişler vardı. Ben burada seslenmek isterim. Yani aşırı kalabalık, görev bölümü yapmamıza rağmen herkese ulaşamamak, bir de herkes kendi gailesi içerisinde oluyor. Dostlarıyla, arkadaşlarıyla. Dolayısıyla o gaile içerisinde olunduğunda pek de görünmez. Peki hocam, siz devamlı yürüyorsunuz parkurda. Evet. 3 Mart pazar günü aşağı yukarı kaç tür orkide gözlemlenecek size göre? Şimdi ben iki konuya değineyim bu konuda. Ona gireceğim. Ona gireyim. Ama ben bu yılda eskisi kadar belki çok tur atmadım ama attım. Yani yürüdüm gene de. Biliyorum, fotoğrafladım. Ve şu afiş üzerine göre orkideleri de ben fotoğrafladım. Dolayısıyla bunun üzerinde en az şu anda 5 tane orkideni görüyoruz. Yani bu yaklaşık 5. Belki de 10-15 gün önce çekilmiştir. Geçen haftalarda da yine çektim. Bizim Orkide Vadisi'nin içerisinde yaklaşık 20'ye yakındır. 20'ye yakın tür vardır. Çok yüksek bir oran. Ama hepsini birden bulmak mümkün değildir. Yani her orkide, mesela Aralık sonundan itibaren bu iş genelde başlar. Ve Haziran'a kadar giden bir süreçtir. Yani dev orkideleri Aralık sonu, ocağın içerisinde, Şubat'ta, hatta Mart'ta da görmeniz mümkünken, diğer orkideler, daha küçük boyutlu orkideler, zamanı geldikçe çıkarlar, miyatları dolar. Miyatları dolunca tekrar toprağa teslim olurlar. Dolayısıyla onun yerine diğer orkidelere başlar. Yani 20'ye yakın orkide görünür. Yani şeye kadar görünür. Yani mesela bir kutsal orkideyi Mart ayında görmeniz mümkün değildi. Kutsal orkideyi Mayıs ayının sonunda, Mayıs aylarında, Nisan ayının sonundan itibaren doğada göreceğiz ve bol miktarda görmek mümkün. Mesela bir Suriye orkidesi ilk çıkan türlerdendir. Veyahut da dev orkide ile tepe orkidesi, ki Collina diye de geçer tepe orkidesi, şimdi tam zamanıdır. Hani onu görmek isterseniz şimdi doğaya, ovaya çıkmak lazım, gezmek lazım, fotoğraflamak lazım. İsmini bilmiyorsanız da orkide kitaplarımız varsa, sağ olsun Sami hocamız, veyahut da şeyde de var, internetten de araştırmak mümkün. Karşılaştırıldığı zaman orkideyi de tanımak mümkün olabiliyor bu konulardan. Ha, yürüyüş sırasında insanlarımız bizim de, yani bize yakın olanlar yürüdüğü zaman ben isimlerini de vererek, yani naçizane öğrendiğim kadar, yani ben bu işin uzmanı değilim. Yani biz Sami hocadır bu işin uzmanı. Ama haşır neşir ola ola yavaş yavaş tanıdık. Evet. Yalnız benim serzenişim olacak. İkinci demiştim. Evet. İki tane şey söyleyeceğim demiştim. Mesela bu yıl yürüyüşün hemen başladığı noktalarda dev orkideler vardı. Ben biliyorum. Bazı şeyler betona teslim oldu. Bunu söyleyelim. Hemen başlarken artık duvarlar örülmüştür. Binalar ve betonlaşmalar başlamıştır. Yurtlar vardır.
onların tahribi vardır. Ve daha önemlisi, yani eskiden ne dedik? İlkokullarda da ben öğretmen olduğumu söyledim. Ne dedik? Hemen çocuklar, işte keçiler, hayvanlar en büyük zarar verici. Keçiler en büyük zarar vericidir dedik. Oysa hayvanlar vermiyor. O en büyük zarar verici insanlardır. Ne yazık ki. Yani özellikle ben geçen haftalarda görmüş olduğum dev orkideleri, sizlere de bahsettim zannederim bu konuda. Evet, evet. Görmüş olduğum dev orkideleri geçen hafta gittim, yürüdüm. Ya dedim şurada vardı, şurada vardı, orada vardı. Hiçbirinin olmadığını gördüm. Ki dokunmuyorlardı. Dev orkideler en azından bir aralık korunuyordu. Bu yıl onların da yağışların, havanın çok güzel gitmesine rağmen, iklim şartlarının çok güzel olmasına rağmen maalesef zarar verildiğini gördüm. Yürüyüş sırasında da bize de zorluk çıkaracaktır. Çünkü insanlara en rahat, en yakın göstereceğimiz noktalarda onlar. İlerleyen yürüyüşün ilerleyen noktalarında da var. Yani orada da göstereceğiz ama insanlara başlarken de bir şeyler göstermek ayrı bir keyif hemen. Çok önemli. Yani insanları motive eder bir takım şeylere. İnsanlarımız zarar veriyor. Yani ne dersek diyelim hala daha bu alışkanlığımızdan vazgeçmedik. Tekrar Orkide Vadisi'ne döneceğiz. Atilla Hocam siz uzun yıllarda Lefke Çevre Derneği başkanlığı yaptınız. CMC çalıştık. Konusu en büyük sorunlarımız. Çevre ana konularımız. Konusu yani. Ve bölgede bazı petrol dolum tesis tartışmaları yaşandı. Bunu evet. Bölge tersine püskürttü. Çünkü biz bu bölgenin turizmiyle, yeşiliyle, doğasıyla anılmasını istiyoruz. Doğru. Bu konularda ne söylemek istersiniz ve son evet. Bir tur atıp sohbeti bitireceğiz. Başkanın söylediği önemli konulardan bir tanesi, eğer emirname istemiyorlarsa, yani emirname konusunda bazı sıkıntılar vardır. Emirname yerine direkt master plandır. Bir an önce, çünkü bir seneden fazla var. Yani bu konu, bu kavga devam ediyor. Aynen yol gibi. Bitmesi gereken yol, 3 sene önce bitmesi gereken yol hala da bir uğraş içerisindedir. Yasalar çıkmıyor, yaptırımlar ortadan kaldırılmıyor. Dolayısıyla da sonuca giden bir şey yok. Master plan da bir an önce girmelidir. Çünkü bölgeyi disiplin altına alacak olan, kıyıyı disiplin altına alacak olan, bölgedeki iç yapıyı disiplin altına alacak olan master planın kendidir. Bir an önce hayata geçmesi gerekir diye ben bu konuda düşünüyorum. Tabii ki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi, ben 1995'te, 96'da Lefke Çevre Tarıtma Derneği'nde ilk kuruldu ve beraber yürümeye başladık. Bayağı uzun yıllarda çalıştım. Dediğiniz gibi başkanlığını da yaptık orada. En büyük sorunumuz, hatta tüzükteki en büyük maddemiz bizim çevresel sorundu ve CMC en baştaydı. Büyük kavgalar verdik CMC ile ilgili. Konferanslar yapıldı. Uluslararası konferanslar yaptık. Bir, iki arka arkaya. Şu anda da arkasından devam edildi. Sağlıkla ilgili konferanslar da yapıldı. Hukukla hatırladığım kadarıyla uluslararası konferanslar yapıldı. Ama görüyoruz ki uzun vadeli kiralamalar da oldu. Benim olduğum dönemde Doba Investment'e kiralanmıştı. 2002'ydi. Vereyim o şeyi de, ayrıntıyı da. Dosyasını da ben hazırlamıştım. Takvim vardı içerisinde. Doba Investment, insan ismi vermeyeceğim yalnız. O da göz aklıma geldi ama vermeyeceğim insan ismi. Doba Investment, o zamanlar anlam planı gündeme geldiği için aman dedi. Şu anda yani işte çözüm olacak. Çözüm olduğu için de işte biz buralara yatırımlar yapacağız, işte temizlik yapacağız, işte liman var falan filan derken buralara da verilebilir. Biz buralara para atarsak falan o derken işin içine yutuldu. 10 yılda yani 2012'de biz limanı yapılmış, CMC kirliliği ortadan kaldırılmış, yeşil alana dönüştürülmüş, pırıl pırıl bir yerimiz olacak. Sözü vardı. Verilen bir söz vardı. Sonra diğer şirketlere verildi. Şu anda yine başka bir şirketin elindedir. Bir tek söyleyeceğim benim bu konuda. Kısa vadeli önlemler içerisinde üniversitelere teşekkür etmek gerekir. Etrafı tellendi. En azından hayvan girişi, insanların girişi engellendi. İçerideki insanlar sağlık yönü gözetilerek dışarıya çıkarıldı. Bugün bir koruma alanı yaratıldı. Bir de içeride biriken suyun denize akışı kesildi. %90-95 önledi. Yani çok aşırı yağışlar olmazsa, dere gelinmezse. Çünkü alanın dışında da kirlilik alanları vardır ki dere yatağından da aşırı yağışlarda o kırmızılık gene denize akabiliyor. Yani o kontamine ortam, asidik ortam akabiliyor. Şu anda şey yaptı. Tabii ki
Bölge bir üniversite bölgesidir. İnanılmaz boyutlarda bu konuda büyümüştür. Bir kanser vakası gibi durmaktadır. Ve Sitaslov'u da bir ödül olarak düşünürsek Lefke bölgesine verilmiş. Yani o kadar güzel şeylerin yanında bir kanser vakası gibi durmaktadır. Oraya o cerrahi müdahalenin yapılıp ışınlanıp bir şekilde onun da kaldırılması gerekiyor. Tabii ki bu işin bir yöntemleri var. Ama bir şekilde bu ülkeyi idare edenler, ben bu ülkeyi yönetmeye adayım deyip ünvanı alıp hükümet olanlar, meclise girenler ve bilahare muhataplar, paydaşlar kimlerse bu işi önlemeleri gerekir. Şimdi özümüze dönersek, bugünkü konuşmamın doluyum o konularda. Ben de ilk defa fırsat buldum, bir şeyler söyledim o konuda. Yürüyüşümüz saat 10'da başlayacak. 9-10 arası herkesin gelmesini bekleriz. Çoluk, çocuk, herkes ailece gelsin. Mutlu ve güzel bir gün geçireceğiz. Havaya baktığım kadarıyla o gün yağış falan filan olmayacak. Biraz bulutlu olduğunu gördüm ama yağış yok diyor. Kesinlikle yağış yok diyor. Dolayısıyla bu konuda rahat olsunlar. Yağışlı bir yıl geçer, yağış olacak diye kanmasınlar. Ve günün tadını bizimle gezerek çıkarsınlar. Çok güzel de izaz ikramlarımız olacak. Bekliyoruz. Evet, son bir tur daha atıp mesajlarımızı alalım. Son 5 dakikamız kaldı. Sizden devam edelim hocam. Son sözü Türkan'ımız söylesin. Son olarak bir sürü konu konuştuk. Lefke ilçesi bence de her şeyin en güzelini ve en iyisini hak ediyor. Evet. Bölgede artık yönünü güzelliklere, yeşil Lefke, güzel Lefke. Tabii ki Lefke derken Lefke ve ona bağlı köyleri de kastediyoruz. Farklı bir modelle artık bölgemiz gelişiyor. Doğasıyla, turizmiyle, tarımıyla, üniversite hayatıyla. Bölgemiz artık maden kirliliği vesaireyle değil, yeşiliyle, doğasıyla ve güzellikleriyle anılıyor. Ve Orkide Vadisi de Kıbrıs'taki en köklü yürüyüşlerden biri haline geldi. 9 yıldır yapılıyor. Gelen misafirlerimize, ben de bu yürüyüşe katılan biri olarak, kesinlikle memnuniyet garanti bir yürüyüş olacak. Parkurumuz kaç saattir hocam, aşağı yukarı kaç kilometre yürünecek, bunu da söyleyip son mesajlarınızı veriniz. Şimdi, ve son sözü tam böyle rakam verecek olsak 6.7 kilometre görünür. Yani parkuru ölçtüğümüz zaman Google'den ölçüldüğünde, ki bizim tabelamız, her şeyimiz hazır vaziyettedir. 6.7 kilometredir. Hiçbir şey yapmasanız, sadece yürüyseniz 1 saat 20 dakikada rahatlıkla yürünebilecek bir parkurdur. Ama gözlem yapacağımıza göre Bağlıköy yakınlarında, Ekoköy Bağlıköy yakınlarında bir yerde konuşlanıp izaz ikramımız olacağına göre bir 20 dakika kadar da orada oyalanıyoruz. Yani ben çoğu zaman iş bittikten sonra dönüp bakıyorum saatime. Saat kaç oldu? 10'da başlayan yürüyüş. 12.30 falan görüyorum. Yani çok bir zaman tutmaz. Yani 1.5-2 saat içerisinde bitirilecek bir şeydir. Piknik yapar gibi böyle doğada yürümek, lalelerin arasında gezmek, görebileceğimiz orkideleri görmek, arkadaşlarla sohbet etmek, ailece birazcık ter atmak güzel oluyor diye düşünüyorum. Onun için halkımızı bu konuda, halkımızı davet etmek istiyorum. Çocuklarıyla beraber gelsinler, fotoğraf makinelerini alsınlar, hep beraber sohbet ederek bu işin tadını çıkaralım. Evet, son sözü de başkanımıza verelim, Türkay Potalı'ya. 3 Mart Pazar günü 9.sunu gerçekleştireceğimiz geleneksel Orkide Vadisi yürüyüşüne herkesi davet etmek istiyoruz. Gelsinler, o güzelim doğayı Lefke Avrupa Üniversitesi'nin önünde saat 9'da toplanılıp saat 10'da 9'dan sonra folklorlar ve kısa konuşmalar yapıldıktan sonra yürüyüşümüze hep beraber gülerek başlayacağız ve dağa tırmandık sonra denizin o mavisini, dağın yeşilini dolaşıp izledikten sonra Orkide Vadisi'nde gezip endemik bitkileri, orkideleri izleyip, fotoğraflayıp
Ondan sonra turumuzu hep beraber tamamlayacağız. Buraya geldikten sonra yeniden ilk defa gelecek olanlar, çünkü her yıl katlanarak büyüyor. Geçen sene 300 küsur kişi geldi. Bu yıl belki 400, belki 500 kişi gelir. Onu bilemeyiz. Hava güzeldir. Herkesi bekliyoruz. Orada 3 Mart Pazar günü Lefke Avrupa Üniversitesi giriş kapısının önünde buluşalım diyorum. Bu arada bize bu imkanı tanıyan ve de bu yürüyüşümüzde büyük katkısı bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi'ne, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Sayın Mehmet Ali Yükselen'e sonsuz teşekkürlerimi arz etmek isterim. Hepinizi pazar günü bekliyoruz. 3 Mart pazar günü. Evet, başkanımız Türkay Fotalı'ya ve yönetim kurulu üyesi Atilla Karaderi'ye bu güzel program için çok çok teşekkür ediyoruz. Lefke Avrupa Üniversitesi stüdyolarından herkese iyi günler ve güzellikler dileyerek 3 Mart pazar günü herkesi güzel Lefke'ye, Yeşil Lefke'ye, Orkide Vadisi yürüyüşüne bekliyoruz.